bayramlar olduğu kadar iyi bayramlar da. Bu akşam bayrama ve size özel programımızla karşınızdayım. Ah, nerede o eski bayramlar dediğinizi duyar gibi oluyor ve size eskisi yenisi bir tarafa bayramdan söz etmek istiyorum. Her bayram yaşadığımız sıkıntılar vardır anacığım. Eskiden bayram eğlenceleri yapılır, ip cambazları halka gösteriler sunarmış. Şimdilerde halkın cambazdan farkı kalmadı vallahi. Zorlu şartlar arasında sıkışıp kalmış halk türlü cambazlıklarla düşmeden durabiliyor. Bir de bayramlık konusu var anacığım. Vatandaş bayramlık elbiseler için kurbanlık koyunlar gibi can çekişiyor vallahi. Şeker bayramında bile ağzımızın tadı kaçıyor. Bir de derler ki bayramda küsler barışır, baştaki büyükler ve zevat. Biz ne yaptıysak bize bir küstüler anacığım. Hayır yani küs değillerse ne diye bize bu kadar çektiriyorlar? Hadi barışalım, artık bitsin bu iş. Yoksa sonu kötü olacak. Yani halk size bir küserse pir küser vallaha. Oy alabilmek için bayram çocukları gibi kapı kapı dolaşıp oy dilenmek zorunda kalırsınız. Neyse anacığım, daha fazla uzatmayayım da bayramlık programımızı izleyin. 20 Şubat'ta yeni yayın döneminde tekrar görüşeceğiz. Unutmayın. Biliyorsunuz bu bayram şeker bayramıdır. Ben de şekere bayılırım. Zaten gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Memleketimize canımız feda olsun. Ayrıca çikolataya da bayılırım. Yeter ben... be yeter! Bunlardan biri yalan söylüyor ama acaba hangisi? Üçü de yalan söylüyor efendim. Arayan Zehra bebeğin babasıydı. Sen bize sahur sahur zurna mı çaldın? Sahurda çalmadım ama az önce çaldım ya be yenge. Biliyor musun? Biz çok çapkın bir adamdı. Ona yardımcı olabildim peki? Evet, ayağını vuran ayakkabıyı aldım ve ona Tokyo terlik giydirdim. İnanır mısın, o an ızdırabı dindi. Kalbinde boş yerin varsa bana bir yer ayırdınsa, aşkın bana çok yakınsa gel. Hele ver bir elini öp Muhtar. Sağ olasın, sağ olasın hanım şeker tut. Hele bir elini öpeyim Muhtar. Sağ olasın, sağ olasın hanım şeker tut. Hele ver elini öpeyim Muhtar. Sağ olasın, şeker tut hanım. Tek tek zımbayla delinmiş, tellere geçirilmiş. Gel, açıkla açıkla diyordunuz, işte açıkladım. Peki içeriği ne? Söyleyeceğim, patlam. Ne cezası? Şimdi arkadaşlar, içeriği şöyle. Daktilo öyle yazılmış. Hem de F klavye. Çevirme, sana çevir diyen oldu mu ya? Al, al. Al konuş. Ana, çalıyor lan. Ailenizin astroloğu hizmetinizde. Şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Beni mi? Ben Hıdır. Bakınız Sayın Kırca. Tombik, 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 tombik. Hop tombik, hop tombik, hop. Ayrıca kalbim, bugünkü gündemimiz koltuk. Bugün bayram, halkımla barışmak istiyorum. Halkımla öpüşmek istiyorum, halkımı öpmek istiyorum. Ben seni... Kalın masada orada olan bizim köyümüz anacığım. Onların bayramları bir başka oluyor vallahi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu kahve niye bomboş böyle? Bugün bayram. Biz köyde bayram konulu bir program yapacaktık. Muhtarla köylülerle görüşmemiz lazım. Muhtar bayramı yasaklamıştır. Bayramı mı yasakladı? Olur mu öyle şey ya? Vallahi bilmiyorum. Muhtar köyde bayramı yasaklamıştı. Ulan Hıdır hele bir tane çay ver. Sokaklarda dolanmaktan ayaklar makkala sular indir o. Siz muhtarsınız galiba. Size bayramla ilgili birkaç soru sorabilir miyim? Yasaktır. Ama bu çok saçma. Hiç bayram yasaklanır mı? Bayram yasak değildir. Bizim köyde bayramlaşmak yasaktır kurban. Ben elimde tüfek sokağa çıkar dolaşırım. Eğer biri sokağa çıksa hemen zımbalarım ha. Allah Allah. Niye peki? Her şey iki bayram önce başladı. Bak istersen sana anlatayım. Hadi biraz elini çabuk tut. Arvat neredeyse millet bayramlaşmaya gelir. Şeker falan çıkar. Aha geldiler işte. Ali dayıyla çocukları gelmiştir. Buyur it, buyur it. Buyurun.
Hele ver bir elini öpen muhtar. Sağ olasın, sağ olasın. El öpenlerin çok olsun. Bayramı mübarek olan muhtar. Sağ olasın, senin de, senin de. Hanım da şeker tut Ali dayıya. Ver elini öpen muhtar. Sağ olasın. He, şekeri hazırlamışım. Hele ver bir elini öpen muhtar. Sağ olasın, sağ olasın. Hanım şeker tut. Hele bir elini öpeyim muhtar. Sağ olasın, sağ olasın. Hanım şeker tut. Hele ver elini öpeyim muhtar. Sağ olasın, şeker tut hanım. Hele ver bir elini öpen muhtar. Sağ olasın, şeker tut hanım. Sağ olasın, senin de, senin de. Daha da getir şekerin tümünü toptan ver. İki çuval şeker bitmiştir. E o zaman kesme şeker ver. O da bitmiştir. Lo ayran ver. Ayran da bitmiştir. Yumurta, tavuk, un, elek her şey bitmiştir. Hiçbir bok kalmamıştır. Son gelen 35 kişiye gazete kuponlarını vermişim, onlar da bitmiştir. E her şey bitmiştir. Daha Ali dayının çocukları bitmemiştir. Daha sırada 40 tane hane vardır. Biz ne bok yiyeceğizdir? Hele ben elini öpen muhta. El öpenlerin çok olsun da gör ananın örekesin la dur. Hanım, git de tüfeği al gel. Git tüfeği al gel. Muhtar. Sus. Durun la. Bundan sonra ver elini öpen muhtar diyeni mıhlaram Allah'ıma. Ulan ocağıma incir diktiniz la. Gidin doğum kontrolünü öğrenin. Adam gibi bir iki çocuktan sonra durmasını becerene kadar size bayramlaşmayı yasak ediyorum bu köyde. Dağılın ulan. Bu köyde bayramın adını almak bile yasaktır. Eskiden bayramlarda evlerimiz el öpmek için gelenlerle dolardı. Şimdi ise bizi öpmeye gelenlerle doluyor. Hanım, ne koşuşturup duruyorsun böyle be? Niye bağırıyorsun canım? Bugün bayram. Bir gelen giden olur. Etrafı topluyorum. Ayıp değil mi? Ya bize kim gelir? O eskidendi. Nerede o eski bayramlar? Şimdi millet kimden çıkarı varsa ona gidiyor ya. Belli mi olur canım? Belki bir gelen olur. Ya bizden kimin çıkarı olabilir ki? Biri geldi işte. Merhabalar. Nasılsınız bakalım? Kim bu penguen ya? Millet vekiliyim. Bayramınızı kutlamaya geldim. Biliyorsunuz biz vatandaşa hizmet için varız. Şeker meker yok mu ya? Tutsanıza. Ay buyurun. Ne zarif millet vekili, buyurun. Oo, pek de güzel şekerlermiş. Bir tane aldım, bir tane daha aldım. Bir de kulak arkası yapayım şöyle. O ne o, öyle bakayım? Çikolata, çikolata bayılırım. İyi bayramlar olsun. Harika. Çok güzel, çok güzel. Ya durun, bir iki tane de başkalarına kalsın. Ara, bitirdin lan şekeri. Bayram harçlığı nerede? Ha, biliyorum, siz şimdi enflasyon menflasyon diyeceksiniz. Ulan biz enflasyonu mahvederiz. Enflasyonu biz yerlermiş bir indiririz. Hani harçlığım nerede ya? Bayram harçlığım. Çekil, ne veriyorsun? Gelecek günler çok güzel olacak. Merak etmeyin. Ben artık gideyim. Daha 60 milyon yere uğrayacağım. Aç gözlü herif. Şunun arkasından bak, bir şeyler yürütmesin. Doğru, alışıktır bunlar. Bak hala gitmedi. Hadi güle güle, güle güle. Yine bir şey istiyor. Ne var? Merhabalar benim canım vatandaşlarım. Benim güzel vatandaşlarım, bayramlarını kutlayıp şeylerini bir yiyeyim dedim, şekerlerini. Biliyorsunuz bu bayram şeker bayramıdır. Ben de şekere bayılırım. Zaten gece gündüz sizin için çalışıyoruz. Memleketimize canımız feda olsun. Ayrıca çikolataya da bayılırım. Yeter ben... be, yeter, yeter! Geçecek mi? Yeter lan, yeter! Kalk lan! Yürü! Hadi! Yürü! Yürü! Bu ne be? Yeter ya! Bizden kimin çıkar olur derken bunları unutmuşum. Hanım, kapat şu kapıyı, iyice de kilitle. Haklısın Hasan Bey, haklısın. Bunlar meclisin koltuğundan, kiliminden bile çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Ayol vatandaşın ekmeğine, ununa, şekerine de göz dikerler. Kapatayım. Televizyonun yaşamımızda yer almasıyla birlikte insanın vizyonu erozyona uğradı vallahi. Artık saatlerimizi yayın saatlerine göre ayarlıyoruz. Az
Kapatsana lan şu zarı. Lan televizyon kafam bırakıyor adamda lan. Kessenize lan şunun sesini. Millet seyrediyor abi ya. Ne var lan seyredecek? Ailenizin astroloğu Rezdan Vişne bu. Bir telefon ediyorsun, ağrında bütün geleceğin önünü seriyor senin. Yok devenin başı. Devenin başını kıçını bilmem ama işte telefon. İnanmazsan ara, senin de falına baksın. Ya oğlum bunlar hep numara. Lan inanmayın böyle şeylere ya. E ara o zaman. Al. Çeviriyorum numarayı. Çevirme, sana çevir diyen oldu mu ya? Al al. Al konuş. Ana. Çalıyor lan. Bir telefonumuz var. Alo. Ana. Bana diyor lan. Ha? Ana. Alo. Buyurun. Kanal 28'e hoş geldiniz. Ailenizin astroloğu hizmetinizde. Şimdi sizi tanıyabilir miyiz? Beni mi? Ben Hıdır. Evet Hıdır Bey. Şimdi doğum gününüzü söyleyin bana. 15 Ocak 1950. Babanızın adı? Rıza. Ayakkabı numaranız? Hı? Ayakkabı numaranız kaç? 41. Babamınki 42. Güzel. Şimdi bakalım. Size bir kısmet var. Hadi ya. Bahtınız açık. Size bir yol görünüyor. Hem de tem yolu. Kısmetiniz açık. Ya. Vay anasını. Evet. Şimdi diğer seyircimize geçiyoruz. Hadi ya. Gördün mü bak nasıl konuştu karı? Hadi yine iyisin, sana kısmet varmış. Allah Allah. Ya ben bunları hep uydurma şeyler sanırdım ben. Artık televizyondan girmediği yer kalmadı abi. Her hizmeti veriyorlar ekrandan. Hey, şuraya bakın. Bir derdiniz mi var? Bir arkadaş mı arıyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz? Arayın beni. Kanal 26'nın hizmeti, ailenizin çöp çatanı hizmetinizde. Hadi lan, ara Hıdır. Hadi lan, git işine. Oğlum, karı demedi mi kısmet var diye? Tepme kısmetini, ara hadi. İşte bir seyircimiz arıyor. Alo? Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben Hıdır. 48 yaşındayım. İşçiyim. Güçlüyüm. Şeyime uyacak, huyu suyuma uyacak bir kadınla yuva kurmak istiyorum. Bir dakika, bir telefon daha var. Alo. Alo Güzin abla, ben Hıdır'la evlenmek istiyorum. Hıdır, bak kısmetin ayağına geldi. Ana, işe bak ya. Adınız ne hanımefendi? Adını soruyor kızım. En iyisi sen bunu Hıdır'a söyle. Adım Türkan. İkimiz de telefonumuzu Güzin ablaya verelim, olur mu? Ben sizinle evlenmek istiyorum. Olur tabii. Ben Güzin Hanım telefonumu veriyorum. 781-69-31. Helal olsun abi. Vallahi helal olsun abi. Evet koçum, Hıdır evlendi bile. Vallahi inanamıyorum ya. Hıdır. Buyur baba. Bak Hıdır, yuva kurmak ciddi bir iştir. Gelin hanım kültürlü biri olabilir. Sen cahilin tekisin. Şu 32. kanalın ders programlarını izle de bir şeyler öğren oğlum. Haklısın, doğru söylüyorsun. Şu kumandayı versene. Good afternoon children. Our subject is learning English. Now, this is a book. What is this? This is a book. Or it is a book. Okay? Evet, şimdi arayın. Sizi imtihan edeceğiz. Ah, bir telefonumuz var. Buyurun. Al, al konuş. Alo? Kanal 32'nin hizmeti, ailenizin dershanesi. Buyurun, hizmetinizdeyiz. Ben evleneceğim de televizyonla İngilizce öğreneyim diyorum. What is this? This mi? This diyor. This is a book. Bravo, doğru cevabı verdiniz. Kanal 32'den ayrılmayın. Hıdır. Buyur abi. Karım yemek yapmayı bilmeyebilir. Sen Kanal 45'i izle. Emrin olur abi. Kanal 45'e hoş geldiniz. Ailenizin ahçısı hizmetinizde. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Ben evleniyorum da. Nasıl yapılır onu soracaktım. Kuru şeysi, fasulyesi. Şimdi kuru fasulyeyi bir güzel haşla. Kulak memesi kıvamına gelince indir. Sonra tencereye göz kararı salça, el kararı tuz, kendinin kararı da soğan koy karıştır. Makul bir süre pişir. Sonra da git lokantadan bir tencere kuru fasulye getir. Lan dalga mı geçiyor lan benden? Başlarım böyle işin içine ha.
Lan kafayı sıyırdı lan bu. Çabuk şu Kanal 36'yı açalım. Ailenizin psikoloğu var, onu seyredelim. Niye dışarıdan alıyorum lan kuru fasulyeyi? Kanal 36'nın hizmeti. Ben ailenizin psikoloğu. Buyurun. Biraz kafayı yedim de. Evlilik stresidir. Takma kafana, geçer. Neşeli ol, eğlenmene bak. Tamam mı? Tamam efendim. Hadi eğleniyoruz, hadi. Kanal 44'te eğlence programı var. Ben varken meydan sana düşerdi, hele düşerdi. Çağır gelsin yavrum Mustafa Bey'i, hele de beyi. O varken meydan sana düşerdi, hele düşerdi. Bir izleyicimiz arıyor. Alo, alo. Alo, şeyinizi böldüm, özür dilerim türkünüzü. Ben evlendim de sizden şey istiyorum. Yeşil ördek gibi daldım şeylere, göllere. Maalesef o repertuarımda yok. Ben size sıradakini yollayayım. O zaman sıradakini şey yapayım. Bir kekli götüşür kader taşında, kervan gelip geçmez yol yaralanmış. Vay neden zalim. Hıdır, karın arıyor. Alo, Türkan sen misin? Hemen başlama ya. Ne zaman canım isterse o zaman gelir. Allah Allah. İş kötü, karı hastaymış. Televizyondan bulma karım kadın. Kalan 53'ün doktorunu arayalım. Ver şu kumandayı. Buyurun, Kanal 53'ün hizmeti aile doktorunuz karşınızda. Doktorum, doktorcuğum. Benim televizyondan bulduğum karının şeysi dönüyor, başı dönüyor, midesi bulanıyormuş da. Kutluyorum, baba oluyorsunuz. Ne? Ulan benim gibi delikanlıya yapılır mı lan bu? Kanal 55'i çeviriyorum. Kanal 55'in hizmeti ailenizin avukatı karşınızda. Alo, karı beni aldattı. Onu ben bursam ne kadar yerim? Vallahi temiz bir 15 sene yersin. Yiyeyim anasını satayım. Gider aslanlar gibi yatarım, cezamı yerim çıkarım. Da karıyı nasıl tanıyacağız şimdi? Çabuk haberleri çevirelim. Kaçırmayalım Hıdır'ın cinayetini. Ulan bu medya hayatımızı amma değiştirdi be. Ne istiyorsan anında hizmetinde. Şimdi medya olmasaydı biz Hıdır'ın cinayetini nasıl izleyecektik? Felsefemiz ne kebap yansın ne şiş olduğundan bayramlarda kapımıza her dayananın istediği de bahşiş oluyor vallahi. Hadi Şükriye sallanmadı çıkalım ya. Öf. Aman Mehmet beni telaşlandırma be. Artık bayramlarda kimse kimseye gidip gelmiyor. Öyle deme anne, ne olur ne olmaz biz bir an önce çıkalım evden. Şu hale bak be. Güya bayram ama biz evimizden kaçıyoruz. Kapı çaldı. Bayramınız kutlu olsun Şükriye teyze. Teşekkür ederim çocuklar. Durun size şeker tutuyor. Ya para verelim bari ya. Yapmaz ver, sokun cebine. Alın canım. Aferin, birer birer, birer birer. Hadi bakalım. İyi bayramlar. Ne olurdu sanki para verseydik? Çok param var değil mi? Hatırlasana anne, bize de çocukken para verildiğinde ne kadar sevinirdi. Yahu. Şekerleri yediler galiba, ne çabuk ayol. Hayırlı bayramlar yenge. Bayramınız mübarek ol abla. Sağ ol, senin de. Bayramlaştığımıza göre artık siz evinize biz evimize, değil mi? Ben mahallenizin davulcusuyum abla. Bu mahalleyi ben tokmakladım. Vallahi biz pek duymadık ama. Tamam, tamam, tamam. Tok
Okmak Bey. Anlaşılan siz bahşiş istiyorsunuz. Bir dakika. Eyvallah. Seni görmesinler. Çok isterler. Eyvallah ablam. Hadi iyi bayramlar olsun. İyi bayramlar. Bir dakika yenge. Ben ne olacağım be yenge? Sana ne oluyor? Ben de sizin balenizin zurnacısıyım be. Sen bize sahur sahur zurna mı çaldın? Sahurda çalmadım ama az önce çaldım ya be yenge. Hadi be yenge. Ellerinden öperim. İyi bayramlar dilerim. Hayırlı bayramlar. Ellerinden öperim. Sağ olasın yenge. Allah razı olsun. İyi bayramlar, hayırlı bayramlar. Bir bayrama görüşürüz yenge. Bakın canım kardeşim, bizim haneyi tamamıyla unutun. Önümüzdeki yıllarda bize asla müzik yapmayın. Sezen Aksu'ya gidin. O bayılıyor tokmaklara, zillere. İyi para verir. Hadi iyi bayramlar. Hayret ya. Adamın davulunu bir kere duysam yüreğim gam yemeyecek. Adamın davulunu duyup da ne yapacaksın Şükrü'ye? İyi tamam Mehmet. Hadi hadi yürü kız, yürü. Yine kim geldi be? Ay içime fenalık geldi vallahi ya. Çıkamadı. Kaldır aklını yenge. Kaldır. Ne yapıyorsun ya? İyi bayramlar yenge. İyi bayramlar. Ben de onu diyorum, iyi bayramlar. Hadi iyi bayramlar kardeşim, tamam. Yenge, ben bu mahallenin çöpçüsüyüm. İyi bayramlar. Canım kardeşim, bayramın birinci gününü birbirimize iyi bayramlar çekerek geçirirsek sanırım bayramımız pek iyi geçmeyecek. Verin o zaman bahşişimi, ben de gideyim. Ne bahşişi ya, niye? Ne demek niye ya? Kim bu mahalleyi süpürüyor? Kim ama kim? Canım kardeşim, bu iş için size yüce devletimiz maaş vermiyor mu ha sevgili çöp bey biraderim? Şükrü'ye uzatma da ver şu parayı ya. Al hadi. Sağ ol yenge, iyi bayramlar. Bana bak, 500 niye getiriyorsun paraları? Bozdursana. Ya yok bozuk param ya. İyi bayramlar. Aman Allah'ım, sizde mi? Biz bayramlaşmaya, bayram şekeri yemeye geldik. Mahallemizin polisi misiniz? Hayır değilim. Üniversitede okuyan kızınız tanır beni. Evde mi? Kızım, evde. Nevzat, gel kızım. Polisin geldi. Az dövmedim kendisini. O da benim başımı yarmıştı bir keresinde. Ey gidi günler. Gel kızım, aferin şekerinden gelmişim. Yaşasın Demokratik Özerk Üniversite. Sakin ol kızım, dövmeye gelmedim. Bayramlaşmaya geldim. Hadi şeker tut kızım polisini. Teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. İyi bayramlar. Çok. Ah ne bayrammış be. Ama hep senin yüzünden anne. Öyle sallandın ki çıkamadık evden. Siz de her türlü kabahati bana bulursunuz zaten baba kız. Al şu paraları, idare et. Hay fenalık geldi içime, bayılacağım vallahi. İyi bayramlar abla. İyi bayramlar. Bir itfaiyecimiz eksikti. Ben mahallenizin itfaiyecisiyim. Bu sene sizin evi yangından kurtarmıştım. İyi ama bizim evimiz hiç yanmadı ki. Öyle mi? O zaman hemen yakıp söndürüvereyim. Dur istemem, al. Hadi iyi bayramlar. İyi bayramlar. Hadi güle güle. İyi bayramlar. Bak postacı geliyor, selam veriyor. İyi bayramlar diliyor, bahşiş diyor, örneğin diyor abla. Al hadi. İyi bayramlar abla. Güle güle. Ben mahallenizin dilencisiyim. Mübarek ay boyunca dualarımı hiç üzerinizden eksik etmedim abla. İyi bayramlar abla. Evet, ben mahallenizin namusunu korudum abla. İyi bayramlar. İyi bayramlar abla, sağ ol. Ben mahalle sakiniyim. Sakin sakin oturdum, hiç hır çıkarmadım. İyi bayramlar abla. Kapıyı kapatalım Nevzat, ışıkları da kapatalım. Işığı gören geliyor. Sonra gene geleceğim. Beni bekleyin. Hu lan bu? Sen bili nereden biliyorsun? Eski bir hikaye bu yavrum. Bu meclisteki döşemeleri değiştirmeye niçin gerek duydunuz? Efendim, bazı milletvekili arkadaşlar geldiler. Dediler ki bizden öncekilerin döşemesinden memnun değiliz. Yeni bir döşeme yaptıralım millete ve meclise dediler. Ben seni bağlanıyoruz. Bağlan.
İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak O Kadar Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Bayramlar insanlar arasındaki sıcak ve insancıl duyguların doruğa ulaştığı günlerdir sayın seyirciler. Ama her geçen gün bu duyguları aratanları başımızda tuttuğumuz için bizler her gün bayram yapmayı hak ediyoruz gibi. Olacak O Kadar olarak hepinizin Ramazan bayramını kutluyor ve şeker niyetine bayram skeçlerimizi sunuyoruz. Birer tane alın, birer tane de kulak arkası yapın. Şşşt! Yavaş olun kurban! Lambayı yak kurban, kafayı çarpmayak. Önce kapıyı yak, sonra lambayı yak. Herkese haber verdiniz mi kurban? He, vermişek. Bütün karıların haberi olmuştur. Perdeleri sıkı kapıya aydınız. Dışarıya ışık sızmaya. Abo Cano abla, ne güzel takım vardır ki. Bizim Maho şehirden almıştır. Uy, kim bu kurban? Hasibe olabilir. Önce emin olak, parola sorak. Ha. Kızılcıklar oldu mi? Senelere doldu mu? Aha, parola dokri. Bu bizdendir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hele yavaş yavaş öpüşürken şapırt yapmayın. Aha kapı. Kızılcıklar oldu mi? Selelere doldu mu? Aha bu da bizden. Gel hoş geldin. Deyin gayrı, deyin gayrı başlayak. He, başlayak. Ben alatları alam. Hele al. Hadi karıla biz de oynayak. Yavaş yavaş yavaş. Davulcu kurban, ne çalıymış gibi yapıyorsun? Yürü yavrum, yürü. Şalvarını sürüyü çalıyormuş gibi yapıyor. İyi o zaman. Haydin. Ulan kimse kıpraşmasın, eller yukarı. Kıpırdayanı vururuz. Aman iyiyim, ne oluyor kardeş? Ulan iki saattir pusuya yatmışız, burada sizi izleyin. Ne yapıyorsunuz siz burada gizli gizli bakayım? Şşş, kurbanım oğlan, yavaş kardeş. Şşş, biz bayramı kutluyuz. Ulan siz manyak mısınız kurban? Niye bayramı gizli örgüt toplantısı yapar gibi kutluyorsunuz? Kardeş, bayram mübarek gün, kutlamadan olmaz. Lakin herifler uyanmadan kutlayak dedik. Şimdi onlar davulun zurnanın sesini duyunca tabancaları çıkarıp ateş ederler. Haydi 3-5 kişi telef. Her bayram birkaç kişi sizlere ömür. Bari bu bayram kimse ölmesin dedik. Bunlar böyle adam gibi eğlenmeyi, sevinmeyi öğreninceye kadar böyle sessiz sessiz idare edecek. Hem karılar. Ha. Davulcu bacım, damısınla un eliyoru ben çok severim. Benim için onu bir çalarmış gibi yapar mısın he? Kalmışsın be, un eler kalmışsın be. Un eler tombul tombul, meneler tombul tombul, meneler. Sırtını devlete dayayıp gününü gün edenler, gün gelip açıklama yapmak gerekince sırra kadem basıyorlar. Paramı alabilir miyim? Ne parası? Ne demek ne parası? Ben kime benziyorum sence? Ya kardeşim, insan direnecekse bir şey adına direnir. Allah rızası için der, bir şey der. Yok yok, artık açıklama yapmıyoruz, direkt istiyoruz. Yok ya, neden öyle? Sır bu sır, Dilenciler Birliği'nin sırrı. Paramı alayım. Hayda. Hadi hadi hadi. Al bakalım. Hayrola İsmet Bey, kolay gelsin. Oo Sırrı Bey, merhaba. Neden indirdin tabelayı? Bundan sonra hiçbir açıklama yok. Ne dükkanı olduğumuzu da gizliyoruz. Hayda, neden öyle? Efendim, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği sırrıdır, açıklayamam. Aman açıklama, aman açıklama, ben de bunu sormamış olayım. Hadi eyvallah. Güle güle. Hayatım, ben geldim. Hoş geldin. Ne yemek yaptın? Sır, söyleyemem. Sır mı? Hı hı. Tabii, söyleyemezsin, sır. İyi akşamlar Sırrı Bey. İyi akşamlar Sami Efendi. Aha, bu ayki apartmanı aidat. E bakalım. Hop, 25 milyon mu? Üzerinde ne yazıyorsa odur. 25 milyon aidat olur mu yahu? Vallahi oluyor işte. Bunun bir açıklaması vardır herhalde. E var tabii. Öğrenebilir miyiz? Maalesef Sırrı Bey, öğrenemiyorsunuz. Niye? Yönetim sırrı efendim. Açıklama apartmanımızın selameti açısından yapılamıyor. Ödemiyorum o zaman. Git yöneticiye söyle. Açıklama yapmadan ödemediğimi söyle. Peki siz bilirsiniz. Tabii ben bilirim. Hadi.
Olacak şey değil yahu. Aa, ne oldu? Niye sinirlendin? Nasıl sinirlenmem karıcığım? 25 milyon aidat geliyor, bizim yönetici de sırdır diye açıklamıyor. Alo, sen misin canım? Evet, yeni geldim. Tamam, yarın aynı saatte buluşuruz. Bay bay. Kiminle konuştun kızım? Söyleyemem, sır. Böyle samimi konuştuğuna göre herhangi biri gibi görünmüyor. Öyle geldi bana. Kiminle konuştun? Var mı kızın üstüne? Tamam, tamam. Hadi git yemeği hazırla. Fenalık getirdiniz içime bütün gün. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün yine haber dolu bir gündü aslında. Aslında diyorum çünkü şu ana kadar hiçbir haberi alamadık ve bu hiçbir haber için hiçbir açıklama yapılmadı. Bunun niye olduğunu sormayın çünkü açıklama yapamıyoruz. Bu da bizim sırrımız. Ne oluyor ya? Bu şampuanı alın ve kullanın. Başka da bir şey sormayın. Reklamcılık sektörü açısından bazı sırların saklanması gerekiyor. Siz bizi dinleyin ve bu şampuanı alın. Alın alın. Ulan delireceğim be. İşte böyle azizim. Baktım bir şey açıklamaya gerek yok. Bir şey açıklamayınca da hiç kimse bir şey sormuyor. Daldım bu işe. Gördüğün gibi bu hale geldim. Hayatımdan memnunum, keyfim yerinde. Sıkıştığım zaman devlet sırrı diyorum, yırtıyorum. Vay be Sırrı Bey. Demek bu işin sırrı bu ha. İşin sırrını bileceksin azizim. İşin sırrını bileceksin. Gelişen teknolojiyle birlikte sanal bebekler gündeme girdi sayın seyirciler. Ama ülkemiz gündemini meşgul eden bebek ise sanıldığı gibi değil. Yahu nerede kaldı şu bebek görüntüleri? Bu saate kadar yayına hazırlanması lazımdı. Geldim, geldim efendim. Bantlar hazır. Bebek net görünüyor mu? Evet efendim, çok yakından çektim. Aferin, gel seni bir alnından öpeyim. Ülkemiz seninle gurur duyuyor. Tak kasını seyredelim. Bir hafta içinde 25 bebek ölmüştür. Ne bu ya? Haklısınız efendim, insanlık dışı bir olay. Orada bunlar olurken biz kolumuzu kıpırdatamıyoruz. Sırada yeterince beslenemedikleri için ölen çocukların görüntüleri var efendim. Manyak mısın ulan sen? Bebek dedikse Zehra bebeğin görüntüleri demek istedik. Kim bu yahu? Nereden geldi buraya? Mektepli efendim. Stajyerim bizim kanala yollamışlar. Haberlerin böyle çekileceğini sanıyor. Gerçeği nasılsa ileride öğrenecek. Zehra bebek için yeni gelişmeler var mı? Efendim biri gelmiş, elinde Zehra bebekle ilgili fotoğraflar olduğunu iddia ediyor. Harika. Çağır bakalım. Buyurun beyefendi. Merhaba. Merhaba. Nerede fotoğraflar? Önce parayı görelim. 5 milyar istiyorum. Uzun etme, alacaksın paranı. Fotoğraflar. İşte. Bir dakika. O yalan söylüyor. Gerçek Zehra bebek fotoğrafları burada. Üstelik sadece 3 milyar lira. Hayda. Hangisi doğru söylüyor ya? Ben. Sen de kimsin? Ben Zehra bebeğin ebesiyim. Hay ebesinin. Bir bu eksikti. Ellerime doğdu o şirin şey. Annesinden sonra en çok ben gördüm onu. Sonra da bir fırsatını yakalayıp onunla fotoğraf çekme şansına eriştim. Bunlardan biri yalan söylüyor ama acaba hangisi? Üçü de yalan söylüyor efendim. Arayan Zehra bebeğin babasıydı. Piyasaya çok sayıda Zehra bebek fotoğrafları sürüldü. İtibar etmeyin. Gerçek fotoğraflar bende diyor. Harika. Çıkarın bunları dışarı. Hadi. Sizin için son 500 milyon olur. 250 milyon. Çık dışarı. 10 milyona razıyım. 8 çocuk evde hadi bekliyor. Açlar. Hayır benim, çık dışarı. Gel buraya. Hastaneye en iyi ekibimi gönderin. Sizden gerçek Zehra bebek fotoğrafları istiyorum. Bu ilk kez bizim kanalda yayınlanmalı. Uydudan çekim yapın. Helikopter kiralayın. Denizaltı tutun. Bana Zehra bebeğin fotoğraflarını tamam, merak getirin. Etmeyin, tamam. Zehra bebek. Ben ne yapayım efendim? Sen git o okuduğunu oku. Bir daha oku. Doktor bey, Zehra bebeğin odasını soracaktım. Görmüyor musun? Asmışlar adamı. Zehra bebeğin bezini çalıp satmak suçunu işledi. Yürü yürü. Bir dakika, nereye gidiyorsun sen? Şu tarafa doğru gidiyorum işte. Bebeğin resimlerini çektin değil mi? Çeksek ne olur kardeşim? Yedik mi çocuğunuzu? Ya kardeşim, doktor maaşıyla geçinilmiyor. Bırak beni gideyim. Bebeğin babası bu. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz.
İşte benim Zehra bebeğim. Allah bağışlasın. Amin, sağ olun. Yanlış aldınız. Sizin bebeğiniz burada. O da yanlış olabilir. Sizin bebeğiniz bu da olabilir. Hangisi benim gerçek Zehra bebeğim? Şu olmasın. Bu da olabilir. Çünkü bunların hepsinin kolunda Zehra bebek yazıyor. Nasıl oluyor 4 Zehra bebek? Sizinki bir taneydi değil mi? Evet. Vallahi içeri birisi girmiş, bebekleri birbirine karıştırmış. Hay Allah, ne yapmayı düşünüyorsunuz? Hepsini alacağız, başka çaresi yok. Ya ne iyi olur, durumunuzda müsait. Artık hayrınıza, sevabınıza bunları büyütürsünüz. İleride nasıl olsa bir tane size daha çok benzeyecek. O zaman hangisinin Zehra bebek olduğu anlaşılır. Hadi buyurun. Alın sevgili korumalar, buyurun. Bir dakika. Açın şunları peşin. Bize okulda televizyonculuğu böyle öğretmediler ama böyle öğreneceğiz. Fakirliğin gözü kör olsun. Yoksa bebeğimi bırakır mıydım hiç? Üzülme. Mecbur kaldık. Ne yapabilirdik? Nasıl olsa bizden daha iyi bakarlar. Büyüyünce de gidip alırız. Bayramlarda bayram mutluluğunu pekiştiren etkenlerden biri de bayram hediyesidir sayın seyirciler. Ama o hediyeler de ha deyince gelmiyor. Babam nerede anne? Babanız bayram namazına gitti yavrum. Neredeyse gelir. Babam bize de bayram hediyesi alır mı anne? Ali'nin babası da ona bisiklet almış. Mehmet'in babası da yeni ayakkabı almış. Ben gördüm. Öyle güzel ki. Sakın bunu babanızın yanında söylemeyin çocuklar. Üzülür zavallıcık. O da size güzel hediyeler almak ister. Ama ne yapsın memur? Aldığı para boğazımıza yetmiyor. Babanız geldi. Dediğim gibi onun yanında hediye mediye demek yok. Tamam mı? Tamam anne. Merhaba, bakın ne yaptım. Bunlar ne bey? Nasıl aldın bunları? Nasıl aldıysa aldık. Geçin içeri de hediyelerini takip edin. Deli misin sen ya? Bütün ay ne yapacağız? Bakkal borcu, ev kirası. Ama buluruz bir çare hanım ya. Bizim çocukların canı can değil mi? Yani el alemin çocuğu bayram edecek de bizimkini yetmesin. Aslan tamam, babacığım, canım tamam, babacığım. Tamam, al bakayım şimdi. Aç, bak ne var buraya, bak aç. Bu ne güzel sandık baba. Ya. Bütün boyacı çocuklar seni kıskanacak abi. Hadi sen de aç bakalım hediyeni. Ne güzel tabla baba. Ben bundan her gün daha çok çimiş satarım. Karımı da unutmadım tabii. Aç bakalım hediyeni beğenecek misin? Ay ne gerek vardı. Olur mu Öykü? Ne kadar naziksin kocacığım. Artık aboman ve jeton satarken ayakta durman gerekmeyecek. Ay vallahi çok duygulandım. Bir tek babamın bayram hediyesi yok ya. Var yavrum, var. İşte babanızın bayram hediyesi de geldi. Hadi gidelim. Evet, tamam gidelim memur bey. Biliyorum hanım. Hırsızlık yapmak bana yakışmaz ama... ne yapalım? Bir bayram benim de çocuklarım sevinsin istedim. Eyvallah. Ah bir an için nerede yaşadığımı unuttum da... bizim memlekette memurlar insan gibi yaşar... çoluk çocuğuna hediye alır sandıydım. Sen vurguncu, kaçakçı, soyguncu musun ki çoluk çocuğuna hediye alasın? Sen bu memlekete şerefiyle hizmet veren bir devlet memurusun. Sana hediye almak yakışır mıydı bey? Amerikan Başkanı Bill Clinton bildiğiniz gibi değil sayın seyirciler. Özgürlükler ülkesi başkanının cinsel özgürlüğü dünya gündeminde yerini alırken olacak o kadarın gündeminde ise Bill Clinton, küçük Hüsamettin ve Hüsamettin'in annesi Melahat'in oluşturduğu üçgen iç açılarıyla yer alıyor. Sen Bill'i nereden biliyorsun? Bu çok eski bir hikaye yavrum. Ben o zamanlar devlet adına çalışan bir casustum. Kod adın var mıydı anne? Bu akşam olacak o kadar da bir koltuğa iki ev sığdıran ve bir kalemde başkanlık döneminin keyfini çıkaran meclis eski başkanı Mustafa Kalemli var. Vekillerin karpuzları eski koltuklara sığmıyordu sayın Kırcı. Koltuktan düşüp vekillerin karpuzları yarılıyordu. Hatta koltuklar o kadar rahatsızdı ki vekillerin beyni uyuşuyordu. Koltuklar vekillerin beynini mi uyuşturuyordu? Param yok idi param, seni benden alana, haram olasın haram.
Mustafa Kalemli ile koltuklar arası bir sohbeti haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak bu kadar. Televizyon Haber Merkezi'nin hazırladığı da haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin. Değiştirdiği siyasi hayat iyice bayatladı vallahi. Bir dosya yüzünden dosta düşmana rezil olduk anacığım. Açılan dosya sayısı bir, sonuç ise sıfır. Felaket efendim, felaket. Ne oldu? Yine mallarımı yakaladılar yoksa depolara baskın mı oldu? Daha da kötüsü efendim. Ya daha da kötüsü ne olabilir? İpucu ver. Şöyle söyleyeyim efendim. Yaprak yaprak dosya. Susurluk dosyası açıklanacakmış. Yaprağa yan bastık desene. Evet efendim. Hükümet dosyayla ilgili ne var ne yok açıklayacakmış. Devletin bildiğini millet de bilsin istiyormuş. Şakadır canım. Şaka. Şaka filan değil oğlum. Alenen söylemiş. Ne yapacağız? Seni bilmem ama ben İsviçre'ye gidiyorum. Can tatlı. Bu işin sonunda ip bile gözüküyor. Ulan seni asarlarsa bunca yaptığımdan sonra beni kim bilir ne yaparlar? Bizimki de nankör meslek be oğlum. Nankör meslek. Bunca yıl çal, çırp, dişinle tabancanla bir yerlere gel. Bir anda her şey sıfır. Tamam, sağ ol. Baskıyı hemen durdurun, manşeti değiştireceğiz. Susurluk dosyası açıklanacakmış. Yeni haber gireriz. Hadi yürüyelim. Hadi. Sayın basın mensupları, şu an çok tarihi bir olaya tanıklık etmektesiniz. Burada susurluk dosyasıyla ilgili her şeyi, en küçük ayrıntıyı bile siz kamuoyuna, değerli basın mensuplarına açıklayacağım. Bilinmesini istiyorum ki hükümet olarak hiç kimseden korkumuz yoktur. Bizi ancak vurarak susturabilirler. O neydi ya? Bunun bilinmesini istiyorum. Bilinmesini istiyorum ki bu dosyanın ardından faili meçhul dosyaları da açıklayacağız. Ya. Ama önce bu dosya. Arkadaşlar, susurluk dosyası! Arkadaşlar, hazırsanız susurluk dosyasını açıklayın. Bir. Gördüğünüz gibi dosya mavi. Mavi bir dosya. Mavi dosya. Ve dondurulmuş, sert plastikten yapılmış, kesinlikle bükülmüyor. Gördünüz, açıklıyorum. Eni 25 santimetre, boyu ise 30 santimetre arkadaşlar. En büyük özelliği ise kimse duymasın, su geçirmiyor bu dosya. Bakın, bakın su geçirmiyor. Görüyor musunuz? Su geçirmiyor. Gördünüz mü? Şu dosyaya bakın, şu dosyaya. Gavur yapıyor arkadaşlar. Önemli olan bu dosyanın içi. Ne var bu dosyanın içinde? Ne var? Hep beraber. Ne var? 211 sayfa kağıt var. Aa. Ya hem de birinci hamur. Tek tek zımbayla delinmiş, tellere geçirilmiş. Ya açıkla açıkla diyordunuz, işte açıkladım. Peki içeriği ne? Söyleyeceğim, patlama. Bakın cezası. Şimdi arkadaşlar, içeriği şöyle. Daktiloyla yazılmış. Hem de F klavye. Bir sonraki şeyler puntolarla yazılmış. Altı da kırmızı tükenmez kalemle çizilmiş. Kalemin markası... Efendim, bir soru sorabilir miyim? Sizi dinliyorum. Sanırım bunlar ayrıntı. Evet. Dosyayla ilgili asıl mesele atlanmış gibi gözüküyor. Evet. Veremeyeceğimiz hiçbir hesap yoktu. Dosyanın ağırlığını bilmek istiyoruz. Neden acaba hiçbir şekilde dosyanın ağırlığından bahsedilmiyor? Yoksa bundan bilerek mi kaçınılıyor? Neden korkuyorsunuz? Ne var bunun altında? Korkmuyoruz. Gerekirse bunu da söyleyebiliriz.
Söyleyin o zaman, ne bekliyorsunuz? Evet, söyleyin. 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 Yaklaşık... 500 gram. Efendim, varsayımla hareket ediyorsunuz. Biz sizden net bir cevap bekliyoruz. Peki öyleyse. Getirin terazi. Getir. Al. Her şeyi açıklayacağımızı söylemiştik. İşte. Tam 385 gram. Bize 500 demiştiniz ama. Evet. Ben zaten net konuşmamıştım. Yanıldığımı kabul ediyorum. Başka sorusu olan? Neden mavi? Neden kırmızı değil? Ya. Çok önemli bir soru arkadaşım. Size teşekkür ederim. Bunun neden olduğunu biz de araştırıyoruz. Çok yakında sizi aydınlatacağız. Arkadaşlar lütfen oturun. Gene pek yakında Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu dosyalarını da size açıklayacağız. Ne oldu? Manşeti değiştiriyor muyuz? Susurluk dosyasıyla ilgili bilgiler kamuoyuna açıklandı mı? Manşeti şöyle değiştiriyoruz. Batı cephesinde değişen hiçbir şey yok. İt yürüyor, kervan yürüyor diyelim yeter. Halkımız anlar nasıl olsa. Başkanı Bill Clinton, bildiğiniz gibi değil anacığım. Özgürlükler ülkesi başkanının cinsel özgürlüğü dünya gündeminde yerini alırken, olacak o kadarın gündeminde ise Bill Clinton, Küçük Samettin ve Küçük Samettin'in annesi Melahattin oluşturduğu üçgen yer alıyor. Anne, anne kapı çalıyor, kapıya baksana anne. Buyurun, kime bakmıştınız? Melahat Gül evde mi? Melahat Gül benim annem oluyor ama evde değil, ne vardı? Ona bir mektup var ama Amerika'dan, ta Amerika'dan. Ta Amerika. Ver bakayım. Yok, sana veremem çünkü taahhütlü bu. Amerika'da bizim kimimiz kimsemiz yok ki, kimden geliyor? Bil bakalım kimden. Kim peki? Bil, bir şey bil. Amerika'dan Pekos Bil. Ne bil? Mehmet Ali Erbil. Salak! Clinton bil! Ana! Amerikan marşı mı çalıyor ne? Müzikli! Hem de kokulu! Versene bakayım şunu, kamera şakası mı bu? Saçmalama, imzala şunu. Kamera şakası yapacak olsam senin gibi modası geçmiş bir arabeskçiye mi yaparım Sibel Can dururken? Birisi bize şaka yapıyor olabilir. En iyisi bunu anneme sormak. Hüsamettin, aç yavrum. Ayaklarıma kara sular indi. Geliyorum anne, bir dakika. Hüsamettin, nasılsın yavrum? Sağ ol anne. Birisi bizimle eğleniyor. Kamera şakası bile olabilir anne. Ah, ne söylüyorsun yavrum? Çatlatma beni. Dur şöyle Hüsamettin. Yoruldum zaten. Şimdi bu mektup bize güya Amerika'dan gelmiş. Güya mektubu da Bill Clinton yazmış. Salak salak gülme Hüsamettin. Bu bizim şarkımız. Koku da bilin ki. Sen Bill'i nereden biliyorsun? Eski bir hikaye bu yavrum. Tazele de dinleyelim. Bu çok eski bir hikaye yavrum. Ben o zamanlar devlet adına çalışan bir casustum. Kod adın var mıydı anne? Hayır yavrum. O zamanlar kod adım o da değildi. Ben de göbek adımı kullandım. Ne kadar heyecanlı. Matahari gibi. Sen Amerika'ya ne münasebetle gittin? Özal katarakt ameliyatına giderken beni de yanında götürdü. Houston Hastanesi'ne hasta bakıcı olarak yerleştirdi. Devletin sana verdiği gizli görev neydi? Bunu sana açıklayamam yavrum. Ancak Uğur Dündar'a. Belki arenada. Biliyorsun ödül aldı. Eğer sen de merak ediyorsan kamuoyuyla birlikte öğrenebilirsin. Bir devlet sırrı bu. Bunu bir Allah, bir ben, bir Bil, bir Cumhur Baba, bir de eski genelkurmay biliyor. Bir de küçük Hüsamettin bilse kalenin taşı mı düşer? İsrar etme Hüsamettin! Kamyon altında can vermek mi istiyorsun? Ay şeytan dürttü. Bil'le tanıştınız belki. Çok hoş bir anıdır o Hüsamettin. Bir gün Houston'da hastanede oturuyordum. Hemşire bana dedi ki, sister yerime biraz bakar mısın? Çişim geldi, tuvalete gideceğim dedi. Ben de hay hay dedim. O sırada kapı çalındı. Kam dedim. Bil bakalım gelen kimdi? Bilemedim. Bildi. Sister, sister, sorry. Can you stay here for me? I will go to toilet, okay? Ha? I will go to toilet, WC, water and closet, okay? Can you stay here?
Yeah, right. Ha, okay, okay. Stay here, right? Okay. Okay. No problem. O zamanlar Arkansas valisiydi. Dedi ki, geçiyordum, bir uğradım. Çok ızdırabım var, ayakkabı ayağımı sıkıyor dedi. Ona yardımcı olabildin mi peki? Evet, ayağını vuran ayakkabıyı aldım ve ona Tokyo terlik giydirdim. İnanır mısın, o an ızdırabı dindi. Çok iyi etmişsin. Türk zekası yavrum. O gün bugündür saklarım ayakkabıyı. İnanır mısın? Bak yavrum, içine de çiçek ektim. Ne kadar büyük ayakkabı. Amerikalıların ayakları büyük olur yavrum. Üf, dilin ayağı da okuyormuş hemen. Sonra ne oldu? Biliyor musun? Biz çok çapkın bir adamdı. Oradaki herkese kuru yaptı. Çeşitli kötü tekliflerde bulundu. Herkes onu geri çevirdi. Üzüldüm adamın haline. Serde misafirperverlik de var. Bana bir baktı ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Ve... Yoksa Bil benim babam mı? Salak! Senin baban Pavarotti. Alo, Arena mı? Uğur abi yok mu? Hırsızları mı kovalamaya gitti? Durdurun onu, tam ona göre bir haberim var. Ve ondan hamile kaldım. MİT müsteşarı bana doğurmamı söyledi. Böylelikle Amerika üzerinde etkili olacaktı. Ama sen gene de doğurmadın. Doğurdum tabii. Ülkem için çalışıyordum ve bana ne söylüyorlarsa hepsini yapıyordum. Oğlum nerede peki şimdi? O senin kardeşin salak. İstanbul'da yaşıyor. Ne iş yapıyor? Şarkıcı. Soner Arıca mı? Devlet sırrı yavrum, söyleyemem. Sonra ne oldu anlatsana. Ana, sen zurna çalıyor. Ben de pek güzel şarkı söylerim. Ver şu zurnayı, al şu daburkayı. Ben söyleyeyim, sen çal. Kalbinde boş yerin varsa, bana bir yer ayırdınsa, aşkın bana çok yakınsa gel. Kalbinde boş yerin varsa, bana bir yer ayırdınsa, aşkın bana çok yakınsa gel. Yerden yere vuracaksan, benimle oynayacaksan, böyle yalnız koyacaksan git. Yerden yere vuracaksan, benimle oynayacaksan, böyle yalnız koyacaksan git. Kapı çalıyor. Kapıya bak. Tamam anne. Bir dakika geliyorum. Kim geldi biliyor musun anne?
Bil mi? Dur geliyorum anne. Bilemedin. Araştırmacı etik gazeteci Uğur Dündar. Niçin açtın kapıyı? Hadi şimdi gel de açıklama. Olayın bundan sonrası gündemi fazlasıyla meşgul edeceğe benziyor sayın seyirciler. Araştırmacı gazeteci Uğur Dündar ne yaptı etti Melahat'i konuşturdu. Melahat de Dündar'ı görünce bülbül gibi şakıdı. Çapkınlıklarıyla ünlü Bil'in Melahat'le bir ilişkisi var mıydı? Melahat ondan çocuk sahibi olmuş muydu? Kimdi bu çocuk? Bayram gecesinde ağzınıza bir parmak bal çaldık. 20 Şubat'ta yeni yayınımızda açıklayacağız devamını. Ben ailenizin muhabiri Hamit El Sabah ve tam teçhizatlı kameraman arkadaşım Cevat Kelle, hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. İyi akşamlar. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin. Niçin efendim? Önceki döşemeler rahat değil miymiş? Evet dediler. Koltuklar çok rahat ama bize dediler rahat batıyor dediler. Ben seni döneminin keyfini çıkaran meclis eski başkanı Mustafa Kalemli var. İyi akşamlar. Bu bayram değerinin çok üstünde fatura edilen değerli bir konuğum var. Koltuklarımızı kabartan bir milletvekili Mustafa Kalemli. Koltuklarımızın kabarması yanlış anlaşılmasın, Kalemli'nin yaptığı tıraş sonrası pişik yüzünden. Sayın Kalemli hoş geldiniz. Bakınız Sayın Kırca, şöyle izah edeyim, hoş buldum. Sayın Kalemli biz sizi meclisteki 3-5 doğru dürüst milletvekilinden biri olarak tanıyorduk ama tanımadığımız bir yüzünüz ortaya çıktı. Bize bu tanımadığımız yüzünüzü biraz tanıtır mısınız? Bakınız Sayın Kırca, annem bana benim hesaplarıma göre 11 sene hamile kaldıktan sonra beni 1,5 milyar ışık yılı önce dünyaya getirdi. Doğduğumda çok tonton bir çocukmuşum. O kadar tontonmuşum ki 40 tontonmuşum. Bana Ayşegül adını vermişler. Bu Ayşegül ismi bende pek hoş durmaz, yanlış anlaşılır diye ben de bu ismi kızıma devretmişim. Bendeki hesaplar, belgeler bunu gösteriyor. Bu doğum belgesini meclisteki koltukları değiştiren şirket mi düzenledi? Evet, nereden anladınız? Attım tuttu. Bu Ayşegül ismini aynı şirket mi verdi size? Yok canım. Bakınız Sayın Kırca, bu Beşiktaşlı Oktay yok mu? Onun o zamanki babası vermiş. Şimdi biliyorsunuz bu Oktay'ın değişik zamanlarda değişik babaları var. Şimdi bunun bacanağı da sahte zaten. Bu Oktay'ın gerçek bacanağı benim anne tarafımdan öz görümcem olur. Ayrıca Erbakan'ın yerine düşünülen isimlerdendir. Gündemi değiştirmeye çalışmayın Sayın Kalemli. İsterseniz konu dağılmadan baştan alın. Peki baştan alalım Sayın Kırca. Hoş bulduk Sayın Kırca. Bu kadar da baştan değil. İsterseniz doğrudan meclise gelelim. Bu meclisteki döşemeleri değiştirmeye niçin gerek duydunuz? Efendim bazı milletvekili arkadaşlar geldiler. Dediler ki bizden öncekilerin döşemesinden memnun değiliz. Yeni bir döşeme yaptıralım millete ve meclise dediler. Efendim şöyle bir iyice dayayalım, döşeyelim dediler millete ve meclise dediler. Ben de madem hadi döşeyin dedim. Niçin efendim? Önceki döşemeler rahat değil miymiş? Efendim ben de aynen sizin gibi sordum Sayın Kırca. Hatta sizin gibi sorabilmek için oturdum 2,5 saat sizin makyajınızı yaptım. Dedim efendim niçin bu döşemeler rahat değil mi dedim. Onlar ne dediler? Sayın Kırca dediler, bana dediler. Ben hani sizin makyajınızı yaptım ya.
Evet dediler, koltuklar çok rahat ama bize dediler rahat batıyor dediler. Efendim yaptığımız araştırmada eski koltukların eşek erkek derisinden yapıldığı anlaşıldı. Dolayısıyla erkek eşek derisinin de vekillerin şeysine battığı anlaşıldı. Peki ya gerisi? Gerisi nasıl gelişti? Yiyip içip affedersiniz kış büyütüyorlar efendim. Yani öyle kıça bülbül öter. Yani sizinki de olsa gelişip büyürdü Sayın Kırca. Efendim vekillerin gerisi değil, olayların gerisi nasıl gelişti? Bakınız Sayın Kırca, vekillerin bir kısmısı bir yandan vekillik, bir yandan müteahhitlik. Bir kısmısı da bir yandan müteahhitlik, bir yandan komisyonculuk yapıyorlar. Yani bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla vekillerin karpuzları eski koltuklara sığmıyordu Sayın Kırca. Koltuktan düşüp vekillerin karpuzları yarılıyordu. Hatta koltuklar o kadar rahatsızdı ki vekillerin beyni uyuşuyordu. Koltuklar vekillerin beynini mi uyuşturuyordu? Nasıl yani? İnsanlar farklı düşünür Sayın Kırca. İsterse beyniyle düşünür, isterse kıçıyla düşünür. Biz karışamayız. Demokratlık bunu gerektirir. Peki anladım. Koltukların değişmesi bir ihtiyaçtı. Peki bu kadar lüks olması şart mıydı? Bakınız Sayın Kırca, önce minder döşettirelim dedi. Fakat minder konusunda da farklı düşünceler ortaya çıktı. Kimisi güreş minderi olsun rahat rahat dalaşırız, arkaya geçer puan alırız dedi. Kimisi efendim hayır efendim dedi, yer minderi olsun dedi. Kimisi kulplu beygir olsun dedi, kimisi kulplu yumurta olsun dedi. Efendim kurulan komisyon hazırladığı raporda yumurtanın kulpu yok, gözlerimde uyku yok. Lüks koltuk olsun, biz ona bir kulp uydururuz kanaatine vardı. Hatta komisyonun başkanı raporun en önemli cümlesini söylemeye çalışıyor. Neymiş o önemli cümle? 40 küp, 40'ının da kulpu kırık, 40 kara küp. 3 aydır bu cümleyi söylemeye çalışıyor, beceremiyor. Kim o komisyon başkanı, Kamer Genç mi? Evet, nereden anladınız? Attım tuttu. Ortada basit bir gerçek var ama bu basit gerçeği karmaşık bir hale getirmekte üstünüze yok doğrusu. Peki nasıl oluyor da bu koltuklar 1,5 milyar lira tutuyor? Bakınız Sayın Kırca, tombik tombik, hop tombik. Tombik tombik, hop tombik. Siz yapabilir misiniz Sayın Kırca? Bakın Sayın Kalemli, Cumhur Baba Oktay benim kızımdır da dese, siyasi partiler kapansa, mensupları içeride mahsur da kalsa, bugünkü gündemimiz koltuk. Bu meclisteki koltuklar nasıl 1,5 milyar lira ediyor abi? Tombik de yemedi. Sayın Kırca, bu koltuklar durdukları yerde 180 kilometre sürat yapabiliyor. Hatta dileyen vekil 200 basabiliyor. Bunların derisi iddia edildiği gibi ceylan değil, koyun derisi. Bu koyun derileri bir batında 2 kuzu derisi kuzuluyor ve günde 2 kutu süt tozu veriyor. İnanır mısınız? İnanmam. Bakınız şöyle izah edeyim. Bu koltuklar koltuk altı tıraşı gerektirmiyor. Koltuk altı tıraşına tabii ki gerek yok çünkü koltuğun üstündekiler yeteri kadar tıraş yapıyor. Bakınız Sayın Kırca, tombik 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 tombik, hop tombik, hop tombik, hop. Ayrıca kalbim. Bakınız şimdi Sayın Kalemli, 300 milyona ithal edilen bir koltuğun bir ev fiyatına fatura edilmesi, şirketin kızınıza verdiği evden dolayı olabilir mi? Kalbim. Orası göbeğiniz, yedikleriniz hazımsızlık yaptı herhalde. Göbeğim. Bakınız Sayın Kırca, anlatacağım diye göbeğim çatladı. Tombik kızım önce benimle oturuyordu. Fakat sonra geldi bana dedi ki, Tombik babacığım, ikimiz bir koltuğa sığmıyoruz, ben taşınmak istiyorum dedi. Tamam, evi şirketten almam hataydı. Hata ettim, geri verdim. Tamam, arabamdan birine çarptım. Hata ettim, öldü. Kabul ediyorum. Cesedi kızımın bodrumunda saklamam hataydı. Tamam, kabul ediyorum, koktu. Cesedin ailesine geri vereceğim. Tamam, oldu. Bugün bayram. Halkımdan barışmak istiyorum. Halkımdan öpüşmek istiyorum. Halkımı öpmek istiyorum. Öpeyim de geçsin aziz milletim. Aman aman, siz öpeceğiniz kadar öpmüşsünüz. İyisi mi biz sohbeti bir şarkıyla noktalayalım? Nasıl yani, çalıp söyleyecek miyim? Hayatta çalıp söylemem. Çalıp da söyleyemediğiniz belli. Görünmeyen birileri çalıyor. Siz de ağzınızı oynatın. Playback yapın yani. Kalbim, ben senden çok çektiğimi söyleyeyim.
Yok şeyi söyleyin. Hadi koş Mustafa, kim tutar seni, takmayacaksın, tak açacaksın. Bu akşamlık da bu kadar. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin anacığım. 20 Şubat'ta görüşmek üzere. Bye.